Hangi aday daha ön plana çıkıyor? Ne dersiniz? Efendim bir son cümlemi söyleyeyim. Bakın adaydı. Hülya Hanım ben e, daha eğer seçim normal zamanda olacaksa çok uzun bir zaman var. Bu nedenle adayların kim olacağı çok tartışmalı. Hı -hı. Çok daha sürpriz isimler de çıkıyor. E, işte bu bak. Bu konuda çalışmalar yapıldığını Ankara'daki gazetecilerin birçoğu bilir. <laughs> yani hala kamuda görevde olanlar var. Başka yerlerde çalışmalar yapanlar var. Yani... ...bir sürü insan üzerinde de çalışma yapılıyor. Bu çalışma... ...içeriden yapanlar da var, dışarıdan yapanlar da var. O nedenle... ...bence burada asıl sorun... ...erken seçim olup olmama ihtimalinde düğümleniyor. Yani şu anda... ...yasal olaraktan baktığımızda... ...erken seçim için... ...pek ihtimal gözükmüyor. Neden? Ankara'da nasıl bir hava var? Neler konuşuluyor kulüplerde Sayın Özçelik? İşte... Onu aktarmaya çalışıyorum. Yani Erken Aktarım. seçim konusunda bir Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi var, bir de meclisin karar verme yetkisi var. Şimdi bu ikisi de erken seçim istemediklerini çok net bir şekilde söylediler. Ancak tabii Türkiye'de erken seçim e, şişeden çıktı mı e, bir şekilde yani belki normal zamanla yakın oluyor, belki daha da önce oluyor. Bir şekilde bir erken seçimi yaşadık bugüne kadar birçok olayda. Şimdi biraz önce Afganistan'dan sonra ne olur sorusuna hep yanıt bulmaya çalışıyorum yani Amerika evet. Türkiye'ye abanma ihtimali çok yüksek bu nedenle Türkiye'de siyasetin ısınma şansları var bu nereden kaynaklanacak benim görebildiğim kadarıyla bir yani Türkiye'nin zayıf halkalarından kaynaklanacak yani Amerikalıların deyimiyle aşil topuğundan kaynaklanacak aşil topuğu neresi ekonomi şu anda bütün anketlerde e, ekonomi, işsizlik ve ekonomi yaklaşık %60'ın üzerinde toplumun e, gündemindeki ilk sıra açısından. Şimdi böyle bir durum var. Buralarda acaba tetikleme etkisi yapacak hamleler gelir mi? E, biraz önce Londra finans çevrelerinden e, yapılan, atılan tweetleri e, gündeme getirirken... şimdi. Bunlar öyle rastgele isimlerde de olmuyor. Yani büyük paralarla oynayan ve Türkiye'deki ekonomik sistemi de öyle veya böyle etkileyen kesimler. Yani bir anlamda dövizle oynayacaklarsa onlar oynayabiliyor. Borsayla oynayacaklarsa onlar oynayabiliyor. Veyahut da ortalığı ekonomik kargaşaya sokacaklarsa onlar sokabiliyorlar. O nedenle bu erken seçim meselesini... Ee, ben önümüzdeki günlerde biraz daha fazla tartışacakmışız gibi geliyor. Yani bir yerlerden düğmeye basılırsa eğer ki bazı davalar var biliyorsunuz. İşte e, Halkbank davası duruyor orada demokrasinin kılıcı gibi. E, New York e, Güney Eyalet Bölge Mahkemesi'ndeki Amerikan Devleti'nin e, çok sık e, kullandığı mahkemelerden birisi. E, Korkmaz, bu Viyana'da yakalanan Baran Korkmaz mıydı onun ismi? Dam evet. demiyorum. Evet. Onun davası var ki onun davası da çok kritiktir. Amerikalılar e, korkmaz e, Baran korkmazı kendilerine iade etmesi için mahkemeye taleplerini ilettiler. E, o Amerika'ya giderse Türkiye için neler söyleyecek? O da kritik bir konu. E, o da Türkiye'ye sıkıntı yaratabilecek e, olaylardan bir tanesi. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes çalışıyor onların üzerinde. E, yani buna benzer Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek, sıkıştıracak. Bazı olaylar var, bazı malzemeler var başkalarının elinde. Bunun yanında Türkiye'nin tercihleri de var. Yani bu tercihler de işte Afganistan'da da biraz sonra belki tartışacağız. Türkiye'ye bir tercih yapmak üzere öyle gözüküyor. Bütün bunları ele aldığımız zaman yani erken seçimin erken olup olmamasına göre bu Cumhurbaşkanı adayının belirleme süreci de hız kazanacak. Ben şu anda çok ortaya çıkan adayla mesela... Ee, Ankara Belediye Başkanı'nı ben e, koyacaklarını sanmıyorum, şundan sanmıyorum. O e, kendileri için uygun bir aday değil bana göre. Yani talep anketlerde ne bir şey açıdan? çıkabilir ama e, uluslararası uluslararası çevrelerin biraz önce hocamın da söylediği e, o taleplerine uygun bir aday değil. Bu nedenle ben onun isteneceğini sanmıyorum. Ama diyelim ki e, Ekrem İmamoğlu e, Uyar mı? Ben e, uymaz diye görmüyorum. Veya başka birisi çıkar mı? Şu anda e, mesela HDP'den oy alacak bir aday tabiri kullanıyorlar sık sık. Yani ben ona da biraz garip bakıyorum. Niye? Çünkü HDP'nin oyunu, rengini verecek olan, belirleyecek olan e, bellidir. Yani Amerika kimi isterse HDP oraya oy verecektir. Yani zaten işte Suriye'de kara gücüm diyor. PKK şey HDP'liler Amerika'ya gittiler. Rol talep ettiler. Ön heyet gitti bugünlerde yanılmıyorsam Ekim ayına doğru, Eylül Ekim ayına doğru tam tarihini bilemiyorum şu anda. Asıl HDP de Amerika'ya gidecek. Orada görüşmeler yapacaklar. Yani bütün bunlar e, önümüzdeki sürecin bence ön işaretleri. Yani o nedenle e, HDP'ye oy veriyor. HDP pazarlık gücünü arttırmaya çalışıyor. E, HDP Amerika açısından çantada keklik bir parti. E, bu şu anlama gelmiyor. Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu çantada keklik olduğu anlamına gelmiyor. HDP ile için... alakalı ilerleyen dakikalarda daha derin analizlerinizi isteyeceğim. Şimdi dilerseniz diğer konuyu tamamlayın. Evet. Evet benim yalnız bir söz benden sözü aldınız. Evet yani o bir aday, yani hemen vereceğim şey. yani yok. Bir burada bir şey hiç içerlenmeyin. Burada bir laf sağdaki adaylar müdahale edildi ben asla ben söz, söz hakkınız baki. Yani ben ben, sakin, sakin sakin. ben, ben söz sakin, baki hakkınız baki olur mu sayın Özçelik tamamlasın hemen size döneceğim sayın Yılmaz. Buyurun sayın Özçelik siz bitiriyorum. Bitiriyorum. Tamamlayın buyurun. Yani bu nedenle sürpriz Amerika tarafından istenen ve şu anda üzerinde çalışılan sürpriz isimler de çıkabilir. Ama adı çok konuşulan İstanbul Belediye Başkanı da çıkabilir. Hı hı. Ben e, bunun yanında sürpriz bir ismin e, is daha çıkabileceğini sanıyorum. Peki teşekkürler Sayın Yılmaz. Sizinle devam edelim. Şimdi öncelikle Herkesin sözü hakkı belki daha çok uzun süremiz var. Asla öyle bir saygısızlık etmek istemem. Estağfurullah. Şimdi ee, bakın lütfen kaldığınız herkes... yerden devam edin ama sadece ikili böyle tartışmaya varan diyaloglar olsun istedim. İkili tartışmayı ben ediyoruz. yapmadım. Burada herkes şahit. Siz ben yapıyorsunuz yapmadım. diye söylemiyorum. Hatta lütfen ben, kaldığınız benim yerden devam yadırgadığım, edin. Ben siyadırgadım yani sıkışsa falan laflar bile duydum. Çok Lütfen hiç, ama açıkçası, ikili tartışma ortamı yani tekrar oluşmasın diye zaten çok bir değil mi burada adım, çaba sarf. Ya Hakan Bey de yıllardır tanırım ama biz Hakan tamam. Bey'e de söyleyeyim. O mesele kapandı şimdi. Buyurun hani siz. Bir ne adam yapmak değilim. istiyorsunuz? Ne söylemek istiyorsunuz? Yani o tür şeyler hiç hoş değil burada. Milyonlarca insanın izlediği bir programda. Evet. Siz o tür ne girmeyelim. söylemek istiyorsunuz? Hangi Her ne yapmak isteyen varsa da yapar yani. Tamam mı? Hı -hı. Buyurun. Şimdi arkadaşlar gelelim konuya. 2023 seçimleriyle ilgili bakın bir yıldır hatta bir buçuk yıldır yerel seçimlerden bu yana bu tartışmalar oluyor. Aşağı yukarı yerel seçimlerden sonra bu tartışmalar oluyor. İşte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bir kere şu var. İstediğiniz algı yönetim yani algı yönetimiyle ilgili istediğiniz e, referans kitaplara bakın. Algı yönetimi bir şeyi bin defa tekrarladığınız anda millete onu bir alternatif olarak sunarsınız. Ve insanlar onu konuşmaya başlar. Hatta hatta şey derler. Yani bir bir yalanı 50 defa konuş, onun gerçek olduğuna inanırlar. Ya kardeşim bu dünyada evrensel bir şeydir. Algı yönetimi. Hitler bile işte propaganda kitabını yazarken öyle bir yani Hitler propagandayı uygularken öyle bir uyguladı ki ve insanlar inandı. İnan inandırırsınız siz. Şimdi toplumu bir şeye inandırmak istiyorlar. Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişinin kim olduğu konusunda bir algı yönetimi var. Bu sadece anket şirketleri değil. Bazı yazarlar, bazı çizerler, toplumdaki işte bazı iş adamları, bazı dernekler kendilerine göre ve bunu şekillendirmeye çalışıyorlar. Yani bu şekillendirilmeye çalışıyor. Biz diyoruz ki işte dışarıdan dışarıdan gelecek adam. Nereden? Dışarıdan gelecekse zaten belli değil mi? Peki bu bahsettiğiniz isimler arasında şimdi en güçlü kim görünüyor size göre? Ben ben Millet İttifakı'nın isimlerinin kim olduğunu bilemiyorum. Yani şey kimin güçlü göründüğünü bilmiyorum. Ayrıca biz Millet İttifakında değiliz. Cumhurda da değiliz. Hı hı. Ama biz ben şunu görüyorum. Yani topluma Erdoğan'ın tekrar kazanması için bir aday çıkartılıyor karşısına. Bakın Sayın Erdoğan'ın kazanması için bir aday çıkartılıyor ve bunu bütün herkes bunu yapmaya çalışıyor. Ben buna itiraz ediyorum. Ben buna karşıyım. Buna da Yenilik Partisi olarak buna itiraz ediyoruz ve ben burada kendi adıma söylüyorum iddialı bir insanım diyorum hı hı. net konuşuyorum sözüm net bütün egzersiz bütün çalışma bütün bu tartışmaların özünde şu var bir aday olsun o aday pohpohlansın sanki kazanacakmış gibi olsun ama yenilsin bütün hikaye bu bunu söylemek istedim ben. Sayın Hacı Salihoğlu, şimdi e, Sayın e, Öztürk'ün dediklerine katılır mısınız acaba? E, kaybedecek bir aday mı göstermeye çalışıyor muhalefet? Böyle bir şey olabilir mi? Ne dersiniz? Kim o? Hangi merkez? Şimdi hepsi birbirine karıştı ve çelişkiler de var. Yani biz diyoruz ki bir yandan, Türkiye'nin bütün bu e, süreçte direne direne, çarpışa çarpışa bir mücadelenin içerisinde bunu reddedebilecek biri var mı? Yani 15 Temmuz ve sonrasındaki, bırakınız daha ötesini, yaşadığımız süreç ortada. Hatta bu konuda iktidarın en ufak bir kararlılıktan taviz vermemesi, bunların hepsinin Türkiye'nin haklı davaları olduğunu, bir gönüllü seçenek olmadığını, yani Türkiye'nin savunma sanayindeki kararlılığı, Türkiye'nin PKK PYD ile Suriye'nin kuzeyinden yapılmak isteneni, Mavi Vatan stratejisindeki Türkiye'yi sıkıştırma çabaları, Kıbrıs davamız, daha birçok husus yani bütün bunlar yani Türkiye'nin Balkanları, Kafkasları, Akdeniz'i, Karadeniz Havzası bunlar dalga kıranlarıdır. Siz burada bir medeniyeti temsil ediyorsunuz ve arkanızda büyük bir tarihi birikim var. Ve bu coğrafi e, konumun e, kıymetlenen en önemli yanı o. Siz yapsanız tarih sizi bırakmaz. Siz yapsanız bir yanlışlık, bir basiretsizlik, bir edilgenlik, bir eziklik. Coğrafya sizi önce o cezalandırır. Bulunduğunuz yerin böyle bir ağırlığı var. Böyle bir riski de var aynı zamanda büyük bir zenginliği de var. O açıdan şimdi bütün bunlar ortadayken yani Türkiye'nin geleceğine, geleceğine bugün geldiği noktada onu taşıyabilecek Türkiye'nin bu bir istiklal yürüyüşüdür. Çok açık bir şekilde. Türkiye'nin yapacağı çok şey vardı. Yani bizi en çok nerelerden sıkıştırıyorlar? Türkiye'nin işte yüksek teknoloji açısından dışa olan bağımlılığını bunu aşmaya çalışıyoruz. Her gün bu konuda bir mücadelenin içerisindeyiz. Asıl istiklal mücadelesi burada. Üreteceksiniz, en kıymetlisini üreteceksiniz. Üreterek geleceğinize sahip çıkacaksınız. Diğer alan işte enerjide bizi sıkıştırdıkları ve bir, bir, anlamda sizi bağımlı kıldıkları alan. Orada bir mesafe aldık, bir umudumuz var. Onu, onu geleceğe taşımak ve artık gerçekleştirmek istiyoruz. Gelen o müjderi haberler, mavi vatan sularında. Onlar artık bir hayat bulsun istiyoruz. Şimdi böyle bir mücadelenin içerisinden geliyorsunuz. Bakın güç mücadelesinin sarsılmaz, daha doğrusu değişmez bir kuralıdır. Bugün uluslararası arena böyle işliyor. Birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına göre işliyor. Yıllardır bunun altını çiziyoruz. Öyle işte işbirliği, ahenk, herkesin birbirine destek olduğu böyle bir çağ değil ki. 21. yüzyıl kim neyi sizinle paylaşıyor? En kıymetlisini kendine satlıyor. Evet dünyayı bir küresel ağı içerisinde ucuz emeği, kullanmaya çalışıyor. Üretimini oraya götürüyor ama esas itibariyle ürettiği en kıymetliyi kendinde tutuyor. Bütün böyle bir sürecin içerisinden yol alıyorsunuz. O açıdan hani Sayın Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı'nı kazandırmak için aday belirleniyor. Buna katılma mümkün değil. Kim belirliyor? Yani Biden mı belirliyor? Biden günahını vermez. Çırpınıyorlar bu mücadelede yenik düşsün Türkiye diye. Öyle olmasaydı. Bunun kanıtı ne? E Suriye'nin kuzeyi. Niye? Niye yani? Nedir bu ısrarınız? Türkiye her yolu denedi, mücadele etti. Diplomatik yolu da kapamadık. Her gelen başkanla bunu önüne koydu. Hatırlattı. Siz NATO müttefiki değil misiniz dedi. Teröre karşı mücadelede dünyaya caka satmıyor musunuz dedi. Bu ne? Bütün bunlar, bütün bunlar denendi. O açıdan e, şu önemli. Yani şunu görseniz yani öyle bir fikri zemin güçlü, büyük Türkiye'nin geleceğine ilişkin herkesi kucaklayacak. Hatta bugün iktidarın kararlılığıyla yarışıp onun eksik bıraktığı bir şeyler varsa onun üzerinden bina edecek. Bununla ilgili de bir yazı yazmıştım. Hani Biden bu lafları söyleyince biz muhalefet destek olmalıyız muhalefet liderlerine. Sizin hiç söyleyecek sözünüz yok mudur? Şöyle en üst perdede. Kıymetli olmaz mı? Ey Biden diye başlayın siz de. Mesela deyin ki ya bir dakika kardeşim. Siz niye bizi anıyorsunuz? Nedir bizden beklentiniz? Yani bu PKK, PYD konusunda bir beklentiniz mi var bizde? Biz de aynı noktadayız. Hatta daha fazlasını yaparız. Biz iktidar olursak o o kararlılık sürer. Suriye'yi bölemezsiniz. Oradan bölüp Türkiye'yi tehdit edemezsiniz. Kürdü, Türk'ü, Arabı birbirine düşmanlaştıramazsınız. Bunlar bölgenin mazlum haklarıdır. Bunu söylemesini bekleriz mesela. Karadeniz vatan... konusunda ne söyledi? Tam aksini söyledi. Tam aksini. Mavi vatan stratejisi. Sura bakmayın bu bizim memleket meselemizdir. İstanbul'u, İzmir'i, Antalya'yı müzakere edemeyeceğimiz gibi Mavi vatan da herhangi bir yerini müzakere edemeyiz. Kimsenin coğrafi, gerçekler ve uluslararası hukukunu çiğneyerek belirlediğimiz 462 bin kilometre kare alan değil bu. Bu bizim haklarımızın korunması. Buna saldıramazsınız. Dolayısıyla bizi bu konuda eğer bir ezik görüyorsanız kusura bakmayın. Uzak durun bizden. Savunma sanayi Türkiye'nin en temel alanıdır şimdi. Bunu sadece o alanla tutmayacağız. Her tarafta kıymetli yüksek teknoloji ürün üretme bizim sanayi politikamızdır. O yüzden de yine bizden bir şey beklemeyin. Deyin bunları. FED'e mücadelesi. Katmerlisini yapacağız. Katmerlisini yapacağız. Ama bunlar mı söylendi aksine ne söylendi? E geçtiğimiz günlerde de oldu. Kayakallar dahil, FETÖ hiçbirini ayırmaksızın bizim miktarımızda. onların yeniden yargılanmanın yolu açılacak. E biz böyle demiyor muyduk? Üç yıl önce, 4 yıl önce kontrollü darbeler, o laflar etmeyin bunlar FETÖ'lü gatıdır. Gelir ailenizde kullanırlar. E Demek ki çok bilinçli kullanılmış bunlar. İşte bütün bunlar asıl o noktada bağlılıkların, Türkiye'nin Türkiye'den yönetme kararlılığı karşısında aynı yiğitliği, aynı mücadele ruhunu, aynı tam bağımsızlık anlayışını ve e, geleceğe e, ilişkin bu yürüyüşü ortaya koyabilecek bir adaylık profili falan aranmıyor. Bunu görüyorum ben. Bunu görüyorum. Şimdi demin sıraladığım noktada o cümleyi nasıl kurabilirsiniz? Dünyaya ve Avrupa'ya zarar veriyor Türkiye'nin dış politikası. Yani bunu kuruyorsunuz egemen güçler rahatsız olur diyorsunuz. Egemen güçler müdahale eder diyorsunuz. Kim o? O açıdan e, bu meselenin esas özü budur. E, i̇simleri tek tek oturalım hangisi donanımıdır? Bu değil ki. Bu Yani Türkiye'nin Türkiye'yi temsil edecek, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ve bu konuda iktidarla yarışacak. İktidarın bu konularda varsa zaafı ortaya koyacak. Diyecek ki mavi vatan stratejisinde Eksik yalnız var. FETÖ mücadelesinde eksik yalnız var. PKK-PYD meselesinde eksik yalnız var. Bu HDP, PKK-PYD'nin siyasi koludur. Biz bundan uzak duruyoruz ama seçmeninin, ona oy verenin gönlünü kazanacağız. Onları oradan çıkartacağız çünkü her yol denendi, bu adamlar bu işten kopmadı. Bunu diyeceksiniz. Bu Türkiye'nin siyasetidir. Bu Türkiye'nin bugün derdine derman olabilecek çizgidir. Ben ona bakarım. Bunu yapmadığı sürece ben maalesef bir seçmen olarak yerel yöneticiyi seçerken bile o zaman benim ayırıcı özelliğim, tercih sebep sebeplerim işte bu noktalardaki karar kararlı olamamayı, bu konuda Türkiye'nin o ortak o iç cepheyi tunç kılmanın temsilcisi olamamayı temel referans kaynağı olarak alıyorum. O zaman elim gitmiyor işte. Peki. Bütün mesele budur.